Mali Genel Kurulu'nun artçıları devam ediyor. İşte doğru. Valinin en son gönderdiği, başkanların statta bir araya geldiği böyle bir kaotik ortam var. Ya da hani tabiri caizse bir kakofoni. Çünkü her kafadan apayrı sesler çıkıyor Mehmet. Yani bakıyorsun medyada başka bir şey yazıyor. Doğru. Sayın başkanlar başka şey söylüyor. Adaylar başka şey söylüyor. Genel kuruldaki Galatasaraylılar başka. Yani herkes ayrı kafadan ses çıkıyor. Şimdi böyle bir ortamda oyuncuların böylesine önemli bir rakibe karşı mücadele vermesi de hatırı sayılır derecede zor. Ama şuna katılıyor musun? Oyuncu profesyoneldir. Florya'ya gelir, idmanını yapar, duşunu alır, yemeğini yer, maça konsantre olur. Bunun böyle olduğuna inanıyor musun? İster istemez oyuncular etkilenir mi, etkilenmez mi sana göre? Etkilenmez diyorum. Sebebini de şöyle izah ediyorum. Galatasaray Kadıköy'de 20 sene kazanmadı. 20 senelik serisini bitirdiğim maçın perde arkasını ben maç sonrası irdelediğimde, öyle söyleyeyim, Galatasaray gayet bu sefer ekstra strese girmeden maça hazırlandı. Açalım. O dönemki maç, yani Falcao'nun penaltısı, Onyekuru'nun golünün olduğu maçtan bahsediyorum. Erol Bulut'la Hasan Şaş bir kupa maçında, hatta A Spor vermişti. Tartıştılar. Hasan Şaş'a iki maç ceza çıktı. Tahkim kuruluna gitmediler. Sebep Hasan Şaş gelmesin buraya. Tansiyon olmasın. Hiçbir açıklamalar olmadı bu hafta Fenerbahçe'de gördüğümüz tarz. Susarak derbi. Yönetim işin içine çok girmedi. Yani bazen bu tarz ekstra motive etme hamleleri ters tepebiliyor. Geçmiş senelerde Galatasaray bunu fazlasıyla olumsuz anlamda yaşamıştı. Bu hafta da evet, yönetim tarafının çok işin içine girdiğini girmiyor artık. Zaten giremez de, bütçesi de onaylanmadığı için. Örnek verelim, bu maça prim yazamazlar. Nasıl ki basketbol takımına transfer yapamadılar, kadın basket özelinde söylüyorum. Erkekli bir sponsorluk. Ama iş Torrent tarafına bakarsak da maça muhakkak nasıl bir önceki haftalar hazırlandıysa, demin aslında Mehmet Emruç ifade etti, yani İsmail Kartal Torrent farkı. Torrent sonuçta daha profesyonel yaklaşacak. Karagümrük maçının hangi analizleri yapıyorsa Fenerbahçe maçına da bunu yapacak. Takımın temposunu da iyi gördüğü için takımı bu hafta iki gün izin, hatta bir gün izin, şöyle Karagümrük maçı sonrası bir fiziksel izindi. Takımı iyi gördüğü için de ve stres sokmamak adına Perşembe'de izin verdi. Dün de kampa almadı. Evet. Aslına bakarsak burada futbolcular kendi kendilerine motive olacaklar artık. Burada çok Torrent'in, Burak Elmas'ın ne dediğinin önemi yok bence. Bu yani sezonu kurtarabilirler bugün. Örnek veriyorum, sessiz düşünüyorum. Galatasaray bugün Fenerbahçe 2-0 yenebilir. 2-0 yendi diyelim. Golleri de Taylan'da Berkan attırdım. Sezon boyunca eleştirilen isimlerdi. İnanın bugün o golleri Taylan, Berkan atsın, o eleştiri unutulur. Yani evet, böyle bir maç. Kurtarma maçı ama gerçekçi bakarsak da kağıt üzerinde Galatasaray'ın işinin kolay olmadığı, onu birazdan değiniriz. Zor bir maç ama belli fedakarlıklar alınıyor. Örnek vereyim. Kerem Aktürkoğlu bu maç Fenerbahçe maçı olduğu için kadroda. Neden kağıt üstünde işi zor? Mehmet Özcan'ın söylediğine katılıyor musun? Katılıyorum tabii. Şöyle, şimdi bir tarafta sezonun en iyi serisini yakalamış. Hatta bugün kazanırsa 4 maçlık en iyi galibiyet serisine ulaşacak Fenerbahçe var. Futbolcuların bireysel performansı bu sezon özelinde tavan noktada. Tap yaptı, doğru. Doğru 11 ile oynuyorsunuz. Yani oturmuş bir kadronuz var. Fenerbahçe'nin 11'ini biz ezbere sayabiliyoruz artık. Ben araya gireyim şöyle. Tamam. Sezonun ilk yarısı seninle bir Fenerbahçe 11'i yapsak ilk Ferdi'yi yazardım. Hı-hı. Bugün Ferdi gayet %100 hazır olmak için yedek olsun itiraz etmeyiz. Çünkü takım oturdu. Tabii. Böyle bir yapı da var. Yani ya da seninle sezon başı bir 11 yapsak, orta saha ikilisi herhalde Zayt'la Crespo'yu yazmayız ama bugün, evet, tartışmasız, evet, koyuyoruz. Tabii. Crespo, Zayt sabit. Şimdi bugün muhtemel olarak konuşuyoruz. Hala resmi açıklama gelmedi. Novak bekliyorum ben solda. Zira Kayseri maçında kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor hoca. Novak da kendi gerçek mevkinde doğru bir oyun sergiledi. Tamamen hakkaniyet üzerine giden bir kadro var. Ve hoca kenara dönüp baktığında oyuna müdahale edebileceği tercihleri var. Ki yine tercihen kadro dışı bırakılan Ozan ve Mesut'a rağmen kadro daha güçlü duruyor. Galatasaray'ın o lüksü yok. Yani Galatasaray'ın bugün mesela Kerem'in olmaması bambaşka bir şey. Kerem'li kadro bambaşka bir şey. Bu arada Kerem sahada olursa Galatasaray'ın en büyük silahı hangi Kerem olacak? Yani sezon zirvesinde bir Kerem mi izleyeceğiz? Sakatlığının gölgesinde bir Kerem mi izleyeceğiz? İdman kaçırmış, ağrıları olan bir Mehmet, Kerem mi izleyeceğiz? Mehmet, araya gireyim izninle. Tabii. Kerem'i çok konuştuk. İki ismi unuttuk. Fegüli Muhammed. Ben bugün %100 olsalar Çıkallı'a yerine Fegüli. En azından tabii, bu atmosferi biliyor. Tabii, tabii. Gomis yerine de son Beşiktaş derbisinin yıldızı. En azından pres gücü. Kötü mücadele etmeyen Muhammed. Bence yani Muhammed'le Fegüli tıpkı, evet, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin Aslantepe'ye geldiği senaryo. Altay, banka oynayan Gustavo, Valencia. Evet. Derbilerin böyle hikayeleri oluyor ama %100 katılıyorum. Ben Kerem'den bugün oynamasını bekliyorum. İlk 11 çıkmasını bekliyorum ama
performans olumlu anlamda beklemiyorum. Şunu da söylüyorlar Mehmet Özcan. Barcelona maçındaki düzenle oynayabilir. Doğru. İspanya'daki maç. 0-0'lık bir oyun. Yani o maç Galatasaray çok da gol atma. Çünkü gol atmanız için belli riskleri almanız gerek. Olabildiğince 0-0 uyutan, avut atışları dahil olabildiğince zamanı profesyonel açıdan eriten bir takım kurgusu. İşin teknik taktik boyutunda şunu söyleyebilirim. Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde 4-4-2 dizilimli bir Galatasaray. Çıkaldığa Gomis'e, çünkü Gomis'in pres gücünü Muhammed'le bir tutamayız. Orada Fenerbahçe savunmasını Çıkaldığa Gomis karşılayacak ama top Galatasaray'dayken Taylan Berkanlı bir daha 4-2-3-1'e yakın bir orta saha. Artı kenarlarda Kerem'i bekliyoruz. Sağ tarafta da son haftalarda bence fena oynamıyor. Babel başlayacak. Artı bu tarz atmosferleri bilen bir oyuncu ama şimdi tabii Fenerbahçe'nin çok ağır bastığı bölgeler var. Örnek verelim, Osayi Samuel'i nasıl durduracak Galatasaray? Osayi Samuel bir anlamda bonus oluyor işin hücum kısmında. Galatasaray'ın beklerinde onu Faan Arnold yapıyor ama Faan Arnold'un geri dönüşleri Osayi Samuel kadar çabuk değil. Mehmet Emin, tabii İsmail Hoca yerli oyuncuların bazılarını, özellikle İrfan Can'a çok müthiş bir dokunuş yaptı. Yani yerli oyuncuları kazanma noktasında İsmail Hoca'nın geçmişte çalıştırdığı takımlardan da biliyoruz. Ama İsmail Hoca'nın belki de kamuoyunda en çok sevilen tarafı formayı adaletli. Yani kim hak ederse ona verecek bir yapısı var. İsmail Hoca ne yaptı biliyor musun? Karar verdi. Pereira'nın her maç o piti piti yaptığı takıma dedi ki bu burada, bu burada, bu burada. Benim takım böyle oynayacak dedi kardeşim. İrfan Can dedi bu takımın 10 numarası olacak. Bugün Mesut mu olsun, yarın Mert Hakan mı olsun, hadi bir araya İrfan Can atayım, Arda mı olsun falan değil kardeşim. Benim takımım İrfan Can burada oynayacak dedi. Geri kalanları da onun etrafında şekillendireceğim. Göbekte, orta sahanın göbeğinde en çok koşan, en çok savaşan oyuncular. Kim kardeşim? İdman performansına bakarım, maç performansına bakarım. Crespo Zayis bitti. Senin ismin, cismin, geçmiş yaptıkların beni ilgilenmiyor. Bana an gerekiyor. Bu kadar basit. Ve o Crespo Zayis ikilisi ortalama maç başına 24-25 kilometre koşu yapıyorlar. Ve buna ikisinin toplamı mı? İkisi de 12 kilometreyi geçiyor. Crespo her maç zaten takımın en çok koşanı. Çoğu maçta da sahanın en çok koşan olarak ön plana çıkıyor. Bugün de mesela şimdi aldığımız bilgiye göre Ferdi bekleniyor solda. Orada da Nova Kayseri maçı sonrası ödüllendirmek düşüncesiyle belki Novak diyorduk ama normalde hocanın kafasındaki gerçek isim de Ferdi. Çünkü Osayi'nin sahada yaptığını solda Ferdi yapabiliyor. Yani doğru ileriye çıkışlar ve aynı şekilde güçlü geri dönüşleri var. Yani koşan, mücadele eden, savaşan adamlar. Normal şartlarda bu kadroyu sezon başında ne diye yazıyorduk? Golcüsü Valencia, Berisha, Serdar Dursun. Kim oynuyor? Serdar Dursun. Bu arada Rossi'den de faydalanmaya başladı. Orta sahada bak. Orta sahada kimi oynatıyordun ya? Gustavo Sosa. Ozan Tufan geldi bu arada. Hepsi yalan oldular. Crespo dediğin adam en silik görünen adamdı transfer döneminde. Bugün oynuyor. Koşan, savaşan adamlar, bu forma için her şeyini ortaya koyan adamlar. Takım gol attığında tribündeki taraftarla aynı coşkuyu sergileyen adamlar, hisseden, yüreğinden hisseden adamlarla oynuyor. En büyük kazanç bu. Bir de tabii İsmail Hoca'nın sildiği oyuncular da var. Şimdi sildiği derken İsmail ağır olmasın. İsmail Hoca'nın sildiği değil. Yani. Hocam ben bir halta yaramam diyen, hoca da peki kardeşim dediği oyuncular var. İsmail Hoca kimseyi silmiyor. Yok. Oyuncu kendisi silinmek istiyor.